yakalar mıydınız? Ya! Hoş geldiniz Sefa. Bugün sizler... Ya! Çıkartacağız. Tam kafamıza göre izlediğinizde güleceğiniz Kenan Sunal hakkında bilgi sahibi olacağınız mükemmel bir derleme. Belki de daha önce hiç görmediğiniz görüntüler ekranlara geliyor. Kafana göre. Şu internette bir de bağlanma problemi. Ben hazırsanız başlayalım o zaman diyelim. Programımıza like atmanızı, yorumlarda görüşürüz. Mutlaka beğenmeyi unutmayın. Evet. Kafana göre... Yes! Sezonumuzun 3. bölümü o zaman açlıyor diyoruz. Kafana göre herkesin kafasına göre olduğu bu programda heyecan, komedi bitmiyor. Aksiyon o zaman. Aksiyon da bitmiyor. Dünyanın sonu temeye kadar. Temeye de kazanamazsanız hiç üzülmeyin yani. 25 sene sonra kadar. Okumanın, öğrenmenin yaşı yok. Yani şimdi okuyup bitirdim. Bütün iş kapıları size açık ve sizi mi bekliyor? Hayır. Gene oturacaksınız yani. Ben benim gibi yaparım. Bakın işinizi kurun, evlenin, çoluk ve bir tanesi olun. Askere gidin. Bütün işleri tamamlayın, rahat çok. İnanın böyle bir daha güzel olur. Hayat tecrübesi kazanıyorsunuz. Eczacılık yapmıyorsunuz. Ben şimdi imtihana, yeni daha final imtihanlarından çıktım gönüllülere. Eczacılık yapmıyorum. Okuyorum, hayat tecrübemle birleştirip gidip yazıyorum. Böyle çalışıyorum. Siz eczacılıyorsunuz. O imtihandan çıktıktan sonra, kapıdan bir adım attıktan sonra bir kelime sizi aklınıza geldi. Yerleşiyor. Geçmek için okuyorsunuz. Şimdi de bu imtihanı kazanmak için okuyorsunuz. E tabi geçerli okumanın bir takım faydaları da var. Onu da inkar etmeyelim yani. Herkes senin yaşında okuyacak demek değildir. O zaman Türkiye'yi düşünün bütün üniversitelerde 45-40 yaşını görürler. Gençler oturuyor. Ama ben bütün talebelik hayatımda, öğrencilik hayatımda hep böyle davrandım. Yalnız ilkokulu 5 senede bitirdim. Mimar Sinan ilkokulu 5 senede bitirdim. Veba Lisesi mezunuyum. Liseyi 11 senede bitirdim. Yani ben kumbire tutuyor oldum. Kaçmasın ya. Kaçırdığım bir nokta olmasın. Ona gayret ediyorum. Lisede bir hababam sınıfı gibiydim. Yani ben hababam sınıfını lisede yaşadım zaten. Onun perdeyi aktarması benim açımdan çok kolay. Ve hiç de zor olmadı zaten. Demin lisede yaşadığım çok olay hababam sınıfına da yansımıştı. Oraya da aktarmıştı. Bir grubumuz vardı, 10 kişilik, 15 kişilik bir grup. Birlikte kalıyorduk, birlikte geçiyorduk. Böyle bir grup oluşturmuştuk. Bir tek orta ikide, tek senelikten geçti. Karar verdik, bu sene ayıp oluyor. Bu
program temizliği devam ediyor. Diğer sınıfları hep ikişer senede geçtik ve onun büyük faydasını gördüm. İleri sınıflarda büyük faydasını gördüm. Üniversitedeki başarımı da ona borçluyum. Ben öğretimde imtihanında gene korkmayın, gene meydan okuyun, mutlaka kazanacaksın. Gençliğin elinden hiçbir şey kurtulmaz. Ben Türk gençliğine çok güveniyorum. Hepinizin gözlerinden de. Ya seni... Yo, yo, yo.